Sevgili izleyiciler merhaba. Taraftarın Sesi programından herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlerle birlikte Türkiye-Sırbistan maçını yorumlayacağız. Kanal direktörümüz Ahmet Emre Bey'e bağlanmadan önce sizlerle birlikte bugün kanal direktörümüz Ahmet Emre Bey'e bağlanacağız. Emre Bey hatta mı? Merhaba. Merhaba Emre Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Aslında bu kanalda yapacağımız ilk video, onu da belirtelim. Evet. Bu kanalda yapacağımız ilk video ama sizi diğer yayınlardan da insanlar tanıyacaktır. Bu girişi de yapayım. Türkiye-Sırbistan maçının ardından sizlere bağlandık. Bundan sonraki, bu sezonki en azından Premier Ligi ve Türkiye Uluslararası Lig müsabakalarını sizlerle birlikte yorumlayacağız. Kanalımızın direktörü Ahmet Emre Bey ile. Şimdi yani şeyi de merakla bekliyorum, bu hafta sonuki maçları. Özellikle Beşiktaş maçını seninle birlikte yorumlamayı çok istiyorum. Beşiktaş maçını özel yorumlayacağız. Çok özel açıklamalarım var Beşiktaş konusunda. Çok özel açıklamalarım olacak orada benim. Beşiktaş'ın bir zarar açıkladı. Bütün kulüplerimiz zarar açıkladı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Ama Beşiktaş'la ilgili çok önemli açıklamalarım olacak hafta sonu. Onu da kanalımızda izleyebilirsiniz. İple çekiyorum Beşiktaş maçında. Uzun uzaca onları konuşacağız sizlerle birlikte Ahmet Bey. Şimdi şöyle, Fenerbahçe maçları için Fenerbahçe spor yazarımız Fırat Şermet Bey ile yorumlarını alacağız. Galatasaray gene spor yazarımız Sedat Bayrak Bey ile irtibatta olacağız. Kendileri de hafta sonu maçların ardından kanalımıza bağlanacaklar. Dediğimiz gibi Premier Ligi sizinle birlikte sunacağız Ahmet Emre Bey ile. Bugünkü maç özeline gelirsek bir an önce. Ben şöyle bir maçın analizlerini tuttum. Yani 90 dakikada neler yaşandığını onların üzerinden geçeyim. Sonra sözü size bırakayım Emre Bey. Evet. Birinci ben çok tutmadım. Bunu baştan söyleyeyim. Ben birinci tutmadım. Dakikada Ozan Kenan'ın pasıyla gol pozisyonuna girdi. Fakat gol pozisyonu şöyle. Yani daha birinci dakikada zaten çok hareketli başladık maçı ama hani birinci dakikada bu pozisyonla birlikte milli takımımız bir coşkuyla Sırbistan'ın üzerine gelmeye başladı. Fakat çok net olabilecek bir pozisyonu çok kolay harcadık. Gene Hakan'ın şutunu kaleci çeldi, sonrasında top kornere çıktı. 15. dakikada yani o pozisyonun devamında yaşananlar bunlardı. Ben sana şunu söyleyeyim. Bu not tutmuşluk da futbol mu var not tutmuş? Ortada futbol mu var? Çok bu şeylere bak, hepsi vasat. Vasat. Maçın başlama düdüğüyle birlikte sanırsın hani böyle tek kale oynayacağız, boğacağız. Ya onu da beklemiyorum. Hadi futbol oynayacağız. Ortada futbol da yok. Hiçbir şey yok. Ya bunu herkes biliyor. Bunları konuşmaya da gerek yok. Bu futbolu konuşmaya da gerek yok. Bu ayrı bir şey. Şimdi ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Şener Güneş TRT'ye verdiği röportajda diyor ki bu takım İlk 5 ila 10 yıla damga vuracağını söylüyor. Evet. Bundan daha kötüsü ne olabilir ki diyor. Çünkü ortada takım yok ki. Neden yok diyecek. Bir ilk 11'imize bakar mısın? Bana ilk 11'i say ya. Biz burada bak yorum yapıyoruz. Türkiye milli takımın ilk 11'ini say. Sayabilir misin? Sana desem ki 2000 yılını say, sayarsın. 2005 yılını say, sayarsın. 2010 yılını say, iddia ediyorum sayarsın. 2020 yılı say. Almanya milli maçına ayrı çıktık. En son Rusya maçına apayrı çıktık. Zaten bütün yorumcular da bunu söylüyor. Aynı fikiriz. Takım ilk 11'i bir artık sabitleştirelim. Sabitleştirelim. Bu ne ya? Ya buraya daha... Ya o Hasan Ali kaldırımı görür görmez bu ne dedim. 20. dakikada kaçta çıkmış? 21. dakikada. 27. dakikada çıkmış. 27. dakikada çıkmış Hasan Ali kaldırım. Niye girdi ki? Yok kendi kulüp, özür dilerim kafanı kesiyorum yine. Bırakacağım sana sözü. Yani kendi kulübünde de ne yaptı ki burada Hasan Ali kaldırım uygun görüldü. Ben görmediğim bir şey mi var? Oynamıyor ki zaten bu adam. Hasan Ali kaldırım normalde oynadığı zaman gerçekten kalitesini ortaya koyabilen bir futbolcu. Zira ben bugün ve bugünün özelinin dışında da Hasan Ali ben de oraya takılıyorum. En son ne zaman oynamış? Çok uzun peki, zaman oldu ve evet böyle ben ne kadar oynamış bir şimdi önemli maçlar var önümüzde yine bu Uluslar Ligi'nden sonra da ne yapıyoruz? İlk 5-10 yıla damgası var. Ha kim vuracak?
çıkarttığı 11'e bak. Ha, kim vuracak? Bireysel olarak da çok önemli oyuncularımız var. İşte ben tam konuya değineceğim. Evet. Müsaadenle o konuya değineceğim. Tabii. Evet. Şimdi 15. dakikada frikik kullanan Hakan Çalhanoğlu bizim Milan'da tanıdığımız Hakan Çalhanoğlu değildi. Çünkü 15. dakikada frikiyi Hakan Çalhanoğlu'nun bakalım yani bugüne kadar kullandığı 100 tane frikik varsa iddia ediyorum bunu. Çünkü ben çok yakından takip ediyorum. 90 tanesini sol üst köşeye, 5 tanesini sağ üst köşeye, belki 5 tanesini yani bir tanesine bugün şahit oldum. Birkaçına da gene Türkiye milli takımında şahit oldum. Şimdi Türkiye milli takımına geldiği zaman Hakan Çalhanoğlu formayı değiştiriyor. Kırmızılar uyuyor ama beyazlar da uyumasına rağmen kırmızı beyaz ya Milan'ın forması da. Hani ne değişiyor burada? Bir baskı mı hissediyor üzerinde acaba? Olağanüstü şeyler. Ben söyleyeyim ne değiştiğini. Neydi? Şimdi önde Burak Yılmaz artık hani ununu eremiş, eleğini duvara asmış ve 90 artı 3. dakikada kırmızı kartı görmeyi de başarmış bir Burak Yılmaz'ımız var. Şimdi aslına bakarsanız 80 milyon ülkenin bir tane forveti sadece Burak Yılmaz olması çok manidar geliyor bana. Çok da gerçekçi, çok da samimi gelmiyor açıkçası. Hani bir Türkiye milli takımının bir ikinci forveti, bir üçüncü forveti olmaz mı? Yıllar öncesine gidelim ki gitmek zorundayım. Hani milli takımımızda işte demin senin bahsettiğin gibi 2000 senesini sayarız, 2005 senesini sayarız, 2010 senesini sayarız belki zorlarsak ama hani o 2000'deki kadro mesela İlhan Mansız, Tuncay Şanlı vardı da vardı. Kalede sabit bir Rüştü vardı. Vardı. Kalenin de devamlı değişiyor bu ara. Ben şu bu Mert'i beğenmiyordum. Evet. Şimdi 2000 senesinin olanaklarıyla 2020'nin olanakları aynı mı? Ne dizayn olarak aynı bir dünya, ne gelen olarak aynı bir dünya. Her şeyle gelişmiş, tamamen teknolojisi değişmiş. Kondisyon, fizik kondisyonlar için özel cihazlar geliştirilmiş. Olağanüstü bir mekanizmamız var. Ya bu dünya üzerinde herkesin kendine göre bir artık belli bir, mesela Rusya maçını izliyorum. Kendine göre bir kemik kadrosu ile birlikte bir oyun stili var. Demin senin evet. bahsettiğin konuya getireceğim orayı. Almanya'ya evet. geliyorum. Almanya'nın kendisine göre geliştirdiği bir oyun stili, bir kadrosu, bir omurgası var. Bize geldiğimiz zaman bahsettiğin gibi 3 kere aynı milli takımı izleme şerefine nail olamıyoruz biz. Ya sol tarafta Umut Nayır olur ya Hasan Ali Kaldırım olur. Ya sağ tarafta Cengiz Ünder olur. Olmadı Alanya Spor'dan neydi o çocuğun ismi? Kerem olur. Bakıyorsun sürekli bir arayış içerisindeyiz. Hani oturmuş bölgelerimizde de bunu yapıyoruz. Bugün evet. Melih Demiral'a gerçekten üzüldüm. Sonunda çocuk sakatlandı. Neden? Çünkü 90 dakika boyunca işte bak bizim ülkemizde de futbolun hani o kadar çok doluyum bu konuda. Futbolumuzun gelişmemesi de bu. Şimdi Melih Demiral eğer Juventus gibi bir takımda oynamayıp da sıradan bizden bizdeki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş vesaire bir takımda oynuyor olsa bu hani kalbur üstü kulüplerimizden bahsediyorum. Oradaki defans oyuncularına bir müddet sonra ayak uydurmak zorunda kalacak. Çünkü sarf ettiği efor çok olağanüstü bir efor. Neden? Evet. Tek başına orada kalitesiyle mücadele etmeye çalışıyor. Şimdi Çağlar Söyüncü olsaydı orada bir iki tık daha Çağlar Söyüncü'den destek alıp topu duvara vurup topun duvardan gelmesi gibi bir durum oluşabilecekti. Ama maalesef yanındaki partnerleri bugün Çağlar'ı gerçekten yani arattı ve Melih'i de çok fazlasıyla yıprattı. Dolayısıyla bizim ülkemizde de futbolumuzun ileri gitmemesinin tek sebebi de bu. Nedir? Al ver. O ben de alırım veririm ya. 38-39 yaşındayım. Bana topu ver, ben sana topu veririm. Bunu evet. hepimiz yapabiliriz. Ama futbolculuk, yani diğer ülkelerde de gördüğümüz gibi bugün golü attığımız, hani 90 artı kaçıncı dakikada 76. dakikada golü bulduğumuz Ozan'la Burak'ın paslaşması gerçekten pardon Ozan'la Cengiz'in paslaşması sonucu gelen gol gerçekten çok güzel, çok kaliteliydi. İşte bunları sık sık yapmamız lazım. Biz senin de yani çok kıymetli bilgiler verdin yayının başında. 20 senelik kadro oluşturuyoruz derken hani neye göre oluşturuyorsun, kime göre oluşturuyorsun? Kendine göre bir 20 senelik kadro oluşturuyorsan ben açıkçası senin oluşturduğun bu kadrodan keyif almıyorum.
Ben milli takımımı izlerken hem gururlanmak hem de milli takımımın